Hastamız 83 yaşında, idrarda kanama ve yanma şikayetiyle poliklinize başvurdu. Çekilmiş olan tomografisinde normalde çok görmediğimiz 250-300 civarında mesene taşı gördük. Beraberine prostat büyümesiyle beraber. Öncelikle kamerayla mesaneye baktığımızda çok sayı taş olduğunu gördük ve tekrar prostata ve mesane taşlarına yönelik ameliyat planladık. Taşların hepsini çıkardık, prostatı da çıkardık. Başarılı bir ameliyat oldu. Şu an genel durum iyi. Ya, 50 yaşından sonra erkek hastalarda özellikle benim prostat hipertrofisi dediğimiz prostat hastalığını çok sık görmekteyiz. Buna bağlı mesane taşları oluşabilmekte. 50 yaşından sonra bir üroloji polikliniğine muayene olmasını hastaların genellikle öneririz. Özellikle idrar yolunda kanama olduğunda, idrar yapmakta zorluk çekildiğinde hastaların bekletmeden üroloji polikliniğine gelmelerini, başvurmalarını, özellikle erken dönemde başvuruların bu kadar taş olmadan da hastalara taşsız, daha fazla taş olmadan, daha fazla komplikasyon yol açmadan erken tedavi sağlanması neden olacağı için daha erken başvurunun daha hastalar için de daha iyi olacağını düşünüyoruz. O yüzden 50 yaş üstü ürolojik şikayet olan hastaları üroloji polikliniğinde muayene olmaya davet ediyoruz. Şikayetlerden biraz bahsedebilir miyiz? Ne olabilir? Özellikle idrarda kanama en çok korktuğumuz şikayetler bu. Onun dışında idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma, geceleri çok fazla idrara kalkma şikayetleri olabiliyor. İdrar yaparken zorlanıp buna bağlı hiç idrar yapamadığı durumlarda olabiliyor hastanın. Bu şikayetleri olması halinde üroloji polikliniğine gelmesini öneriyoruz hastalığa. Şikayetimde idrar gitmek devam etti. 2-3 gün her saatte bir, bir saatte bir giderdim. Ondan sonra da dönüşüm kana döndü. 2 gün kan idrarından devam etti. Bunlar oldu yani. Sonra doktora başvurdum. Evet, doktorumuza başvurduk. Muayenede tabii. Sana ne dediler? Efendim? Ne dediler sana muayenede? Ameliyat yapacağız sizlere dediler. Taş var dediler. Evet. Ameliyat oldu, çıktın. Şükür oldum, çıktım bugüne. Bu kadar çok taş bekliyor muydun? Hayır, bir şeyden haberim yoktu taştan maçtan efendim. Görünce ne yaptın? Hiç şaşırdım. Şimdi nasılsın? Şimdi iyiyim.